اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله، Allah'tan kork. Allah'tan korkmak iman eden kimselerin özelliklerindendir. Allah'tan korkmayıp da başka bir kimseden korkarsa bir kimse Allah'a ne etmiş olur? Şirk koşmuş olur. Allah'tan korktuğu kadar başka bir kimseden korkarsa yine aynı şekilde şirke bulaşmış olur. Takva, birisi takvayı şöyle tarif ediyor: el-amelu bit-tenzil vel-kanaatu bil-qalil el-khawfu min el-cedid vel-istiadadu li-yevmir-rahil. Takvanın çeşitli tanımları vardır, tarifleri vardır. Ama anlam olarak aynıdır. Bu okumuş olduğum tarifi şöyle açıklayalım: Allah'tan korkmak, celil olan Allah'tan korkmak. وَالْعَمَلُ بِالْتَنْزِيلِ indirilen kitapla amel etmek. وَالْقَنَاعَةُ بِالْقَلِيلِ aza kanaat etmek. وَالْاِسْتِعْدَادُ لِيَوْمِ الرَّحِيلِ ahiret için gereken hazırlığı yapmak. Bizim anlayacağımız dilde takva nedir diye sorulacak olursa, Allah'a ve Peygamber'e etmek, itaat etmek. Allah'a ve Peygamber'e itaat etmek. Takva sahibi olan kimseleri Allah sever. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا. Allah, muttaki olan kimselerle beraber yardımı, desteği, koruması. Demek ki takva sahibi ancak olsa kim olur? İman eden kimseler olur. Allah'ın evliyaların en önemli özelliklerinden biri de imandan sonra nedir? Takvadır. Bir kimsede iman ve takva varsa o evliyalardandır. Tabi evliyaların da dereceleri vardır. Aynı kefede, aynı seviyede değildirler. Bazı evliyalar vardır, farzları yerine getirirler. Vacipleri yerine getirirler. Sünne-i muakkede denilen sünnetleri yerine getirirler. Sünne-i müstehabbe yerine getirirler. Mendub olan şeyleri yerine getirirler. Ve haramlardan, mekruh olanlardan, harama ileten her şeyden de ne yaparlar? Sakınırlar. Tabi evliya dediğimiz zaman günahsız anlamına gelmez. Yani bazen kusurları olabilir, hataları olabilir, bazen günahlara da bulaşabilirler. Arada sırada isteyerek veya istemeyerek bazı yerine getirilmesi gereken şeyleri de yerine getirmekte tembellik yapabilirler. Aleykümselam. Ama ve lakin madem ki imanı vardır, muvahhid olan kimselerdendir, Allah'ı birleyen kişilerdendir ve yapılması gereken ibadeti de yerine getirmek için niyet ediyor, gayret ediyor, sebeplerle de amel ediyorsa inşallah o kimse nedir? Evliyalardandır. İttakillâhe haysumâ kunt. Haysumâ kunt. Haysumâ kunt. Nerede? Nerede olursan ol. Havada, karada, denizde, insanların içinde, yalnız başına,
Nerede olursan ol, Allah'tan korkmalısın. Bilmelisin ki kontrol ediliyorsun. Bilmelisin ki Allah seni görüyor, seni biliyor, seni duyuyor. Yani bu özellik bizde bulunsa, sanıyorum kendi kendimize daha fazla çeki düzen vereceğiz. Allah beni görüyor, Allah beni işitiyor, Allah beni biliyor. Bu özellik, bu sıfat devamlı iman eden kimselerde bulunduğu zaman, o zaman konuşmalarına çok dikkat edeceklerdir. İşlerine de çok özen göstereceklerdir. Ellerinden geldiği kadarıyla Allah'ın emirlerine uymaya çalışacaklardır. İttakillâhe heytumâ kunt. Evet. Havada diyoruz, karada, denizde, yalnız başına olsan, insanlar içinde olsan Allah'tan korkmalısın. Yani Allah'a itaat etmelisin. Yani Allah'ın emirlerine uymalısın. İttakillâhe heytumâ kunt. وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ سَيِّئَةَ حَسَنَةَ سَيِّئَةَ ne diyelim? Günahlar veya kötülükler. حَسَنَةَ ne diyelim? İyilikler, güzellikler. Evet. İyilik vardır, kötülük vardır. Hasenat vardır, seyyiat vardır. وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ Yani bir günah işlediğin zaman ondan hemen sonra ne işlememiz gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Bir iyilik yapmamız gerekiyor. O yapılan kötülükten sonra bir iyilik yapılırsa, o sonradan yapılan kötülük daha önceden işlenen günahı ne yapar? Alır götürür. Bu anlamı ifade eden bir ayet vardır. İnnel hasenati yuzhibne seyyiat. İyilikler ne yapar? Kötülükleri giderir. Demek ki iyiliklerimiz çoğaldıkça kötülüklerimiz veya günahlarımız ne yapıyor? Azalıyor demektir. O zaman elimizden geldiği kadarıyla iyiliklerimizi artırmaya çalışacağız. Çoğaltmaya çalışacağız. وَاَتْبِعَ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا Efendim, bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek bir kötülük yaptık. Veya bir günaha bulaştık. Nasıl bir iyilik yapacağız? O iyilik ne olabilir? Sadaka verelim. Sadaka olabilir. Güzel. Yani her kötülük yaptıktan sonra dikkat et. Efendim 5 lira vereceksin. Kendi kendine böyle ne dersiniz? Söz verirse veya Allah'a söz verirse şimdi ben bunu söyleyeceğim ama 5 liradan olacağım. Her kötülük 5 lira, 5 lira. Bakarsın ki önce 5 lira vermemesi için kötülükten vazgeçer. Sonra da inşallah evet nedir? Allah için o kötülükten vazgeçer. Yani bu bir çeşit nefis muhasebesi diyebilir miyiz? Nefis muhasebesi de olabilir. Yani ve tuhibbun el mal hubben cemme. İnsan malı sever. İnsana mal sevdirilmiştir, sevdirilmektedir. Yani o paradan olmaması için, o parayı vermemesi için efendime söyleyeyim. Çünkü kendi kendini cezalandıracak. Bir kötülük yaparsan bunun cezası bu kadardır. Bunu yaparsan bunun cezası bu kadardır. Şunu yaparsan bunun cezası bu kadardır. Gıybet yaparsan cezası ne kadardır? Çok. Yani 100 lira. 20 milyar. 20 milyar da çok. Adam iflas ettirecek. Yapmaz. Onu sen de yapıyorsun, ben de yapıyorum. Yani bu hastalığa bulaşmayan var mı arkadaşlar? Yok. Bu hastalığa hemen hemen maalesef yani isteyerek veya istemeyerek bulaşmışız yani. Allah bizleri bu türlü ve her türlü hatalardan, günahlardan muhafaza eylesin.